Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayser Özel Tıma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone iseniz ne güzel ne kadar şanslısınız değilseniz mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Abone iseniz de bu videoyu peşin peşin beğenin. Çünkü subliminal duyumların da içinde bulunduğu güzel bir video olacak. İşte Livakovic'in maaşı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic sarı lacivertli takımdan senelik 1.8 milyon euro alacak. Emin misiniz? Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonrasında kadrosuna kattığı Livakovic'in için sözleşme detayları ortaya çıktı. Allah Allah. 5 yıllık sözleşme imza atan Hırvat Eldiven senelik 1.8 milyon euro kazanacak. Livakovic'in maaşı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euroyu bulacak. Gerçekten mi? Yani bu haber doğru mu? O zaman bizim bir şey göndermemiz lazım. biri. beri. Şimanski devleri peşine taktı. Devlerin aşkı büyük olur zaten. Ya dağlar diz çökecek. Ya Fenerbahçe'de 7 maçta 4 gol, 4 asist ile kalitesini gösteren. Ama Fenerbahçe düşmanı bir arkadaşın Fenerbahçe yangınıyla Fenerbahçe'nin kendi takımının elinden futbolcuyu kapmasından dolayı kim besleyerek, kim güderek boş beleş yorumlar yaptığı Sebastian Şimanski. Napoli ve Sevilla'nın radarına girdi diyor haberde. Şimdi bu haberi dikkatlice dinleyin. İki kulüp de 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için scoutlarını görevlendirdi. Fenerbahçe 10 milyon euro dedi. Hayır 9.75. Fenerbahçe Dinamo Moskova'ya 10 milyon euro dedi. Hatta Fenerbahçe 2.5 ödedi. Yalan konuşmayalım. 4 taksit Sarı Lacivert takımı daha 7 maça çıkan 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim benim niye 450 dakika izleyelim dediğimi anladınız mı? 405 dakika izlediniz yorum yapabilir misiniz? Hocam yaparım valla süper oyuncu muhteşem oyuncu. Hocam 40'a mı gider 50'ye mi gider hocam kaça satalım dersiniz. Peki 405 dakika değil 105 dakika izleseydiniz hiçbir şey yapmasaydı ama kalan 300 dakikada şunları yapsaydı yanılmış olurdunuz değil mi? Ya 105 dakikada yorum yapsanız yerin dibine girerdiniz. Girecek yer arardınız. İşte olay bu. Şimdi Nap Napoli Sevilla scoutlarını gönderme kararı aldı. Her iki takım da Avrupa hem Avrupa hem lig maçlarında yakından takip edecek. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 24 kez de Polonya milli takım formasını giydi diyor. Bakınız. Napoli, Bayern Münih işte Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi deniliyor. Sizce gönderilmeli mi deniliyor? Arkadaşlar bunlar biraz nasıl anlatayım size. Şimdi mesela ben video çekemeyecek olsam, ulan çekemeyeceksem yapacak bir şey yok derim. Bugün de video çekmeyeyim derim. Hani bunların niye olduğunu anlayın. Lake of Tears'ın bir paylaşımı var. Çok hoşuma gitti. Diyor ki Serdar oyuncularımızı itibarsızlaştırıyorken yorumcu olabiliyor. Hatta bunun için de hatırı sayılır paralar kazanabiliyorken Fenerbahçe taraftarı gerçekleri ortaya koyup tepki gösterdiğinde dava ile tehdit edilip para kazanmak için yapıyorlar diye ağlıyorlar. Hadi canım hadi başka kapıya demiş. Ne demek istediğimi anlayın. Altay Bayındır bir de şunu söyleyeyim. Ne Şimanski için ne Ferdi Kadıoğlu için hiçbir scout ekibi Fenerbahçe'den izin falan almadı. Biz geleceğiz oyuncunuzu hazır edin falan demedi. Bilginiz olsun yani. Altay Bayındır için özel madde. Manchester United. Kadrosuna kattı, kattı artık Altay Bayındır'ı. Başka takıma satması durumunda Fenerbahçe'ye %20 pay ödeyecek. Ya ille diyorsunuz ki şunu tekrar ver. Demekten <laughs> sıkıldım. Manchester için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre. Sercan Hamzoğlu dediyse doğrudur. İngiliz ekibi 25 yaşındaki file bir sonraki takıma satışı durumunda Fenerbahçe'ye %20 pay verecek. Ve Manchester United milli file Bekçisi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 7 milyon euro ödeyecek. İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini kısa süre içerisinde artık resmi olarak da açıklaması bekleniyor. E, Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi. Genoa'nın Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile görüşmelere devam ettiği ve bu transferin hafta başında bitmesi beklendiği belirtildi. Yani bugün bekleniliyormuş. Şimdi Fenerbahçe yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Crespo transfer için geri sayma geçildi. La Gazzetta della Fetostrutur Neydi? <laughs> Yorumlar karşı bir dakika. La Gazzetta Della Sport'ta yer alan habere göre Genoa'nın Portekizli futbolcu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı diyor. 2021'de Estoril'den 1.5'ü aldık. 65 maç, 4 gol, 6 asist. Yani hafızalara kazınan şu hareket Galatasaray Stadında attığı golden sonraki hareketi zirvesiydi. Bu sezonun başında sözleşmeni uzatalım Crespo'cum dedik. Now now dedi. Yani Crespo sözleşmeni uzatalım dedik. Nau nau dedi. Niye dedik? Ben hani sözleşmem içinde daha rahat giderim falan filan hesabı güttü. Kendince haklı ama bence yanlış yaptı. Ve Fenerbahçe'de o zaman dedi git bon servis getir. Yolun açık olsun yoksa biz seni oynatmayacağız. Kulübe çürüyeceksin. Sen bilirsin dedi. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi Fenerbahçe'de transfer zirvesi. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Fenerbahçe'miz resmi maçlarını bir farklı yenerse en az 10 kişiye, iki farklı yenerse en az 20 kişiye, 3 ve üzeri farklı yenerse en az 50 kişiye üyelik hediye ediyoruz arkadaşlar. Her maç sonu canlı yayınında. Bu bir. İkincisi maç çok kritik. Hani ne bileyim 1-1 gidiyor. 90 ortada gitti Fenerbahçe. 3 gol değerinde bir gol attı. Yine 50 tane verebiliriz. İşte der bir maç. Ya 1-0 olsun bizim olsun. 1-0 oldu bizim oldu. Kötü oynadık hiç önemli değil. Üyelik hediyesi istiyorsanız bol bol video izleyin. Bak 3500 artı, 7000 artı, 10000 artı, 70 artı gibi oynatma listelerimiz var. Tıklayın iki kat hızla bırakın oynasın arka planda. Size ne? Siz içiniz yapın. Kısa kısa diye bir listemiz var. Aklınız eğer çalışıyorsa, üyelik istiyorsanız, aklınız çalışıyorsa günlük açın, arka planda açık bırakın. 3 saat, 2 saat bırakın direkt olarak hediye üyelik verildiğinde direkt sizi seçer sistem. Çünkü adet olarak çok video izlemiş olacaksınız. Benden tavsiye. Fenerbahçe'de transfer zirvesi başkanı Ali Koç. Twente karşılaşması öncesi çarşamba günü Samandıra'yı ziyaret etmiş. Ali Koç İsmail Kartal'la bir araya gelmiş. Konuşuyorsam ya Yel yeniden oyna. Bak İsmail demiş. O da demiş ki. Evet başkanım doğru söylüyorsunuz haklısınız demiş. Bak benim, benim kızdığıma bak. Benim şekerim var tansiyonum var. Bak ben, ben öyle normal bir adam değilim demiş. İsmail Kartal Milan forması giyen Radic kurulu transferinde şartların zorlanmasını istemiş. Hadi lan oradan. Satıkerler. Bu doğru değil. Kuruniç konusunda olumsuz durum yaşanırsa B planı belirlemiş. Ve Ali Koç'a liste sormuş. Kimmiş? Yok. Yok arkadaşlar, isim yok. Ya kardeşim kim? Jorginho mu? Yani ben merak ediyorum. İşte parti mi? Bu arada parti için Yine sosyal medyada birileri e, bir şeyler yaptı ama geçen gün Jorginho'yu başlatan kişiler yönetime biraz yakın kişilerdi. Bunlar başka kişiler. O yüzden ben mantıklı Jorginho diyorum. Sumaure vardı. Ama bilmiyorum. Fenerbahçe'nin yeni hedefi Marcus Antonio. Ben bilmiyorum derken şunu söyleyeyim. Ben 2 Eylül günü kap açıklaması bekliyorum. Bilginiz olsun. 2 Eylül günü. E, Fenerbahçe'nin yeni, yeni hedefi Marcus Antonio. Yeni yıldızlarıyla birlikte iyi bir kadro kuran Fenerbahçe. Son dokunuşu net bir orta sahile yapmak istiyor. Bu doğrultuda Radekuruni çok istendi. Uyda Rodriguez listeye girdi. Ancak her ihtimale karşı Fenerbahçe rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi. Transferin en gözde takımlarından olan Ceko, Tadic, Şimanski, Kent, Cengiz Ünder gibi yeni hücumcularından katkı almaya da başlayan Fenerbahçe kaliteli bir orta saha transferiyle pastanın çileğini tamamlamak istiyor. Şimdi bak aynı haber sitesi Bak aynı haber sitesi ne diyor biliyor musunuz? Kurun işte karar değişti. Kanar ön bir transfer önceliğinin Milan orta sahası kurunu çalmıştı ancak boşnak oyuncudan gelen haber tüm planı değiştirdi. Tutto Mercado Milan'ın kurun için yeni birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını ancak arada oyuncuyu bulamadığını yazmış. Bu nedenle de teknik direktör raporu sonrası Milan yönetimi kurun için satılmayacak oyunculardan biri olarak belirlemiş. Bu arada Guido Rodriguez bir kez daha hatırlatayım. 1.80 boş Be .80 5 1.85 boyunda Arjantinli oyuncu. 29 yaşında. 28 milyon euro transfer market değeri var. Real Betis'in futbolcusu. İlle gideceğim de gideceğim. Ben kaynanamı özledim. Görümcemi özledim. Halamı özledim falan diye ağlıyormuş. Tesislerde yatıyormuş. Öyle söylüyorlar. Bak adamlar Meksika kulübü. Amerika'dan aldılar. Arjantin liginde River Plate defansı takımlarında oynamış. Kulüp Tijuana'da oynamış Meksika'da yine. Yani Meksika, Arjantin görmüş ve 2014 Ocak 2020'den beri Betis'te olan bir futbolcu. Ününe ün katmış, oyununa oyun katmış. Gelse ligi donunda sallar diyorlar. Ben bilmiyorum bu nasıl bir tabir. Ee, ama Guido Rodriguez için 12 milyon euroyu verin alın diyorlar. 12 milyon euro. Menajeri bize de aynısını söyledi. Tercihler arasında ama ben olacak kesin bu şu demem. Bilginiz olsun. Jorginho için 15'te 15 diyorlardı. Parti için 45 milyon euro diyorlardı geçen gün gerçi bir duyumcu arkadaşım biri 12 veren alır diyor. Yani 12 veren alıyorsa alınmıyorsa aptallıktır. Bunu da söyleyeyim. Jorginho ya 15 değil de birdenbire bire 5'e falan düşseler transfer sezonu da bitiyor. Kimse almazsa bakalım nasip. Şimdi 12 milyon euro istiyorlarmış. Kime? Guido Rodriguez'e. Bunu söyledik zaten. Lyon'da talep olmuş. Ondan da 12 istemişler. Bu kese deflaz yolu Yıldız. Listeye giren son isim Marcos Antonio. Arkadaşlar biz bu ismi konuştuk. Ben size söyledim. 23 yaşında bu oyuncu benim çilek tabirime uymuyor dedim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Jorginho'nun partinin ya da Guido Rodriguez'in gelme ihtimali Marcos Antonio'nun gelme ihtimalinin en az 3 katı. Herhangi birinin gelme ihtimali en az 3 katı. 33 katı hatta. Ama kimse bulunmaz. Transfer kitlenir onu onu son günde pazarda bir şey olur ona bir şey diyemem. Ha, satışlar da önemli. Mesela Bologna Batshuayi istiyor. Batshuayi için geliyor haberi var. Ya ben bu haberi inanasım gelmiyor. Satın alma opsiyonu kiralık teklif sunacaklar da gelecekte bak ben bu habere niye inanasım gelmiyor biliyor musunuz? Bologna takımında en yüksek maaş alan oyuncu 2 milyon euro, o da Orsolini. Hani bizim bir dönem transfer hedeflerimizden biri olan Orsolini. E şimdi size soruyorum. Siz bana cevap verin. 3 veriyoruz biz Batu ayı. Kaç verip alacaklar? Taktiğini size bırakıyorum şekerim. Ben inanmıyorum bu transfer olacağına. Batu Şuay'ın Ha şunu söyleyeyim. Bu sezon bile 6 maça çıktı. 2 gol 1 asist. Kaldığı yerden devam etti. Kafalarda soru işareti uyandırmayacak bir isim. Kardeşim arkasında Belçika milli takım forveti hashtag ile oynuyor. Anladınız mı demek istediğimi? Bu hashtag oynadığı için ben bu kadar söyleyebilirim. Sürpriz bir kanat forvete hazır olun. Açık söyleyeyim, bana isim verilmiyor, ama ben e, Greenwood. Hani ben Greenwood konusunda bir şeylerin gizlendiği görüşündeyim. Hani ben, belki Fenerbahçe yönetimi gizliyordur, belki Manchester United ve ısrarla da söylüyorum, tekrar söylüyorum transfer markada girin, bakın oyuncu Manchester United'ın futbolcusu böyle hani e, ne derler onun adına sözleşmesini feshettiler gitti falan filan durumları yok. Yok arkadaşlar. Manchester dediğin takım bu çocuğu hiç oynatmayıp kariyerini bitirme niyetinde. Galatasaray'a yazmışlar, Beşiktaş'a yazmışlar, işte Başakşehir'e yazmışlar. Belli mi olur? Belki de sürpriz transfer budur. Ama biz bir fırsat transferi koru kolluyoruz. Bilginiz olsun. Bakalım o isim kim olacak? Merak içerisinde ben de sizler gibi bekliyorum. Kanala abone olduğunuz için bu videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu bir hafta diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.